bütün aslında dinlerde, bütün inanışlarda kadim çağlardan beri bu reenkarnasyon vardır. Enkarneyi'den dolayı tepki aldınız. Ben Adem ile Hava'mızın Commodore bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Benim annemle babam zoraki evlendirildiği için benim annem beni çok istemiyor. Birçok insan ama yüz binlerce insan olabilir. Tabii benim annem benim doğmamı istemiyor. İnsan olarak da eğer bir daha bedenleneceksen de bir üst bilince geçiyorsun. Bu bizatihi sanal bir oyun. Ben bir önceki enkarnemle ilgili herhangi bir araştırma yapmadım fakat boğularak öldürüldüğümü biliyorum. Bunu da nereden biliyorum? 27 yaşında boğularak öldürüldüm ben. Geçmişte gördüklerimiz geleceğimizi etkileyecek mi? Mutlaka etkileyecek. Bu kitaplar insanların inancını bozuyor mu? Bu enkarne kitabını okuyup da sevgisiz kalan hiçbir insan olamaz. Hayvanların enkarnesi var mı? İnsan da hayvan olabilir, hayvan da insan olabilir çünkü... Sevgili izleyicilerim, ben Seyhan Soylu. Bugün yine çok farklı bir konuğum var. Farklı olması şuradan, hem yazar ama tabii ki birçok yazar var. Bu konuda da birçok yazar var ama farklı iddialarda bulunan ve reenkarnasyonla ilgili yapmış olduğu kitaptan dolayı da bir hayli tepki almış olan bir konuğum var. Konuğum Aşkın Kartal. Hem başarı öyküsünü dinleyeceğiz. Hem de kitabındaki vermiş olduğu bu bilgilerle ilgili ortalık yakında kızışabilir. Ve ben de böyle ilginç konukların düşüncelerini de sizlere böyle yansıtmaya çalışıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Aşkın Bey, yazarsınız. Doğrudur efendim. Onun dışında muhasebecilik yapıyorsunuz. Muhasebeciyim. Mali müşavir düzeyinde mi? Yok, mali müşavir değilim. Özel bir şirkette muhasebe uzmanıyım. Muhasebe uzmanısınız. Peki, doğru. Bu sıçrama ve? Enkarne. Şimdi bu sıçramadan yola gidelim. Sıçrama bir önceki kitabınız. İlk kitabım Enkarne. Hemen iki ay sonra da sıçrama kitabını çıkarttım. Hemen, peş peşe. Aynen. Peki bu enkarneyden dolayı tepki aldınız. Doğrudur Seyhan Hanım. Kur'an-ı Kerim'de reenkarnasyonla ilgili yok mu? Topraktan geldik, toprağa gideceğiz diye. Bu semavi dinlerde reenkarnasyon vardır aslında. İmanı şartlarında ahiret inancı vardır. Ahirette zaten öldükten sonra yeniden bedenlenmedir. Tek bir enkarnasyon üzerine kuruludur. Fakat Budizm gibi Asya kültürlerinde bu daha çoklu bir reenkarnasyon üzerine kuruludur. Dolayısıyla bütün aslında dinlerde, bütün inanışlarda kadim çağlardan beri bu reenkarnasyon vardır. Yani tüm geçmişimizle ilgili her şeyi ulaşabiliyor muyuz bilincim? Aslında bunların hepsi bilinç değil mi Aşkın Bey? Tabii ki. Yani bilinç, beden yok olup gidiyor ama o bilinç tekrar transfer oluyor. Yani bilimsel anlamda insan bedeni birer robotik bir şey. Yani ben Adem ile Hava'mızın, ben çok ilginç bir kafada biriyim. Tabii. Ben Adem ile Hava'mızın Commodore bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Ve gitgide onun teknolojik olarak versiyonları artıyor. Ve sonunda öyle bir şey görülüyor ki Android programlar haline geliyor. Mutlaka. Şimdi klonlama sistemi çıktı, yasaklandı vesaire ama 50 yıl sonra ben bir mesela... Tıp konferansına katıldığımda 50 yıl sonra çok doğal karşılanacak Commodore bilgisayardan bir anda Android, işte parmak lazım, kol lazım, bacak lazım, iş buraya gidiyor. Yani sizden olan
bir hücresel transferle o büyüyor. Fikirsiz, beyinsiz, yani beyin var da düşünce bazında söylüyorum. Zekasız bir şey çıkıyor. Sizden olan bir şey. Onun içinden böbreği alıyorsunuz, karaciğeri alıyorsunuz. İş buralara mı gidiyor? Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. O yeniden kolun çıkması gibi. Şu an bilim insanlarının araştırdığı bir nokta var. Axolot diye bir hayvan var. Meksika semenderi olarak geçiyor bu hayvan. Axolot. Axolot. Meksika semenderi olarak geçer. Gülen bir hayvandır, akvaryumda beslenen. Bu hayvanın öyle bir akvaryumda beslenen balık. Tabii onun tarzı, kertenkele tarzında. Axolot diye geçer, Meksika semenderi. Bu hayvanın ilginç bir özelliği var. Bütün organlarını yenileyebiliyor. Beynine varana kadar, ciğerlerine, koluna. Yani her tarafını kesseniz dahi o hayvan kendini yenileyebiliyor. Bacağı koptu, bacak çıkıyor. Her tarafı, beyni dahil. Ben bunu yazacağım. Lütfen. İsmi? Axolot. A, X. Axolot. Axolot. Evet. Ben bilmediğim her şeyi yani öğrenmek istiyorum. Çünkü güzel, bilgi çok engin, sonsuz bir şey. Axolot. Tabii. Evet. Bilim insanları şu an bunu araştırıyor. Bütün organlarını yenileyebilen bir canlı ve bu hayvandan yola çıkarak insana da uygulama aşamasındalar. Yani biz insanlar neden yapamayalım? Diğer canlıların yaptığını biz ama neden yapamayalım? Ama o Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf değil mi ona? Onlar aslında bizlere örnek. Örneğin insanlar ölüleri gömmeyi olsun, barajları kurmayı olsun, kunduzdan öğrendiler, ölü gömmeyi kargadan öğrendiler keza. Aslında onlardan alacağımız çok ders var. Bu nedenle genelde bilim insanları hayvanları üzerinde inceleme yapıyorlar ki onları bize... Yani insanoğlu da bu hayvanı, axolotu inceleyerek belki kendi kendine kolonlama sistemini belki önce fanuslarda gerçekleştirecek ama sonra da iç bünyede de gerçek. O zaman ölümsüzlüğe doğru gidecek. Bir nevi öyle diyebiliriz. Sonsuzluğa. Her ürünün... Yani bilinç transferi falan yapmaya da gerek kalmayacak, öyle mi? Aslında... Karaciğerinizi yenileyeceksiniz, kalbinizi evet. Yenileyeceksiniz durmadan. Peki o hayvanlar ne kadar yaşıyormuş? O hayvanların ne kadar yaşadığına dair bir bilgim yok. Fakat akvaryum şartlarında 3-5 yıl diyebiliyorum. Ama yanlış olmasın. 3-5 yıl? Tam bilmiyorum. Ama organ çıkmış olsa da... Aslında bedenin de bir yıpranma payı var. Bedenimiz de aynı şekilde yıpranıyor. Her ne kadar kendimizi yenileyebilsek de... Çünkü neden uyuşmadı? Şunu söyleyeyim. 3-5 yıl yaşayan bir hayvan. Axolot. 3-5 yıl yaşıyor. Ve yine de ölüyor. Benim söylemiş istediğim konferanstaki şöyleydi. Ölümsüzlük. İnsanların kendi mikro transferleriyle o transferler geliştirilerek parmaktı, koldu vesaireydi. Çalışmada otomatikman işte orada kol oluyor, bacak oluyor. Onun transferi, yok doku transferi vesaire. Ne istersen kendinden olan bir parçayı transfer edilecek hale. İsviçre'de de bu tıp kongresine gittim. Her şey normal halde. İnsan ömrü yine o söylemiş olduğunuz gibi bedenin yıpranma payı. Kesinlikle. Olarak insan ömrü 300 yıla falan çıkıyormuş. Şimdi ağzımdan aldınız. Ben de aynı şekilde söyleyecektim. Yani 300. 1'e 3, 1'e 4 insan ömrü uzayacak. Kesinlikle. Aslında öyle deniliyor. İnsan ömrü yani 300. Yani gene de sonsuz yıllardır. Değil, ölümsüzlük. Kesinlikle değil. Yani Yaradan'ın koymuş olduğu limitler var. Mutlaka. Şifreyi bul diyor. Mutlaka. Fakat bu yani ömrümüzde güzel geçecek. Yani bir nevi Secret oyunu gibi. PlayStation oyun oynar gibi değil mi? Kesinlikle. Fakat bu ömrümüzde güzel geçirmeliyiz tabii ki. Yani Yaradan'ımız bir şekilde bize bir ömür vermiş. Bunu neden güzel kullanmayalım? Bize verdiği zeka... Zira biz onun parçasıyız. Yani o büyük bir enerji diyorum ben Yaradanımız için. Biz de bir enerji parçacıyız. Onun verdiği enerjiyi neden kullanmayalım? Peki birinci kitabınızı bana anlatır mısınız? Nereden ilham aldınız? Yani eğitiminiz ne? Nasıl böyle bir şeye cesaret ettiniz? Karşınızda din alimleri karşı çıkabilir buna. Mutlaka. Sizinle size sıçrayabilir. Bir anda kendinizi muhafazakar kesimin hedefi haline getirebilirsiniz. Oluyor büyük bir cesaret. Evet. Neden? Evet, keza oluyor. Size şöyle söyleyeyim. Ben aslında şairim. Şiirlerim meşhurdur. Fakat benim annem de böyle spiritüel, böyle paranormal kitapları çok sever. Bir gün bana dedi ki, aradığım tarzda bir kitap bulamıyorum diye söyledi. Ertesi günü aniden bir karar aldım. Merak etme dedim. Ben sana istediğin kitabı yazacağım dedim. Biz annemle beraber bilim kurgu filmleri, böyle değişik filmleri izlemeyi çok severiz. Gizem filmlerini izlemeyi çok severiz.
Bu nedenle böyle bir kitap yazma gereksinimi duydum. İlgilendiğim bir konudur zaten kendisi. Yaklaşık 2 yıllık derin araştırmalarım neticesinde bu kitabı oluşturdum. Peki anneniz ilgili bu konulara vakıf herhangi bir Evet. dernek çalışması falan yapıyor mu? Yok, herhangi bir şey yok kendisinin. Sadece kitap okumayı seven bir insan. Yalnızca seviyor. Eğitimi ne? Ortaokul, lise mezunu. Lise mezunu. Bu tür kitapları okuyor diye. Siz de ondan yola çıkarak mı? Ondan önce hiç yok mu yani böyle reenkarnasyondu vesaire diye bilmem neydi. Hiç düşünmediniz mi? Bu konularla ilgili mevcut olan bilgileri nereden edindiniz? Google araştırarak mı? Yoksa bu işi filmlerle mi başlayarak? Yoksa bir eğitim vesaire var mı? Herhangi bir eğitimim yok fakat yaşamış olduğum bazı olaylar neticesinde bunu yazma gereksinimi Çünkü duydum. spiritüel yaşam biraz da bilgi içermez mi? Bilgi içerir fakat size şöyle söyleyeyim. Benim doğmadan önceden beridir yaşadığım bazı paranormal durumlar var. Hatta Ne %100 mesela? şöyle söyleyeyim. Benim annemle babam zoraki evlendirildiği için benim annem beni Birçok istemiyor. insan ama yüz binlerce insan olabilir. Tabii benim annem benim doğmamı istemiyor. Her şeyi yapıyor. İlaç kullanıyor, yüksek yerlerden atlıyor. Yani bir çocuğun ölmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Vicdansız bir anneye mi sahipsiniz? Yoksa benim en yakın arkadaşımdır kendisi. Sadece zoraki evlendirildiği için Hani yani zoraki, babanız da zoraki. Sonradan tabii seviyor mu adamı? yok, herhangi bir şey yok. O yüzden hani babayla böyle bir ilişkisi olduğu için de doğacak çocuğu istemiyor. Sevgisiz çocuk musunuz? İlk başta istemiyor. Ben Sevgisiz çocuk musunuz? Şöyle söyleyeyim, annem tarafından sevilen bir çocuğu. Baban tarafından? Babamla görüşmüyorum uzun zamandır. Görüşmediğinizden dolayı mı anneniz bu anıları anlattı size? Bu anıları çoktandır biliyordum zaten. Çocukluğumdan beri bana anlatılan şeyler. Uzun zamandır mı ayrısınız? Şöyle söyleyeyim, ben 6 yaşındayken benim annem babam ayrılıyor. 6 yaşındayken. Ondan Doğrudur. sonra görüşmüyor musunuz babayla? Zaman zaman Çok görüşülüyor. zaman zaman oldu. Karışık bir hayatım oldu. Oradan oraya sürüklenen göçebe tarzında bir Ama insan oldum. böyle bir kitapları yazmak için de çok zeki olmanız lazım. Sorun zekada değil. Sorun yetişmekte mi bu böyle bir şey çıkıyor? Yani bu çok karışık bir kitap çünkü. Evet, şöyle Büyük bir söyleyeyim. Cesaret yani. Tabii size şöyle söyleyeyim. Ben 3 yaşında kendi kendime okuma yazma öğreniyorum. Hiç kimsenin desteği olmadan, hiç kimsenin Bu da yardım ilginç. olmadan. Bak bu çok ilginç. Öbürü hani istememiş çok vardır böyle. Ben bu çocuğu istemedim düşsün diye uğraştım falan. Binlerce ben bile duydum. Tabii. Ama şu 3 yaşındaki okuma yazma bilmesi bu çok ilginç. Evet. Evet, kendi kendime okuma yazma öğrenmişim. O dönemlerde bilirsiniz Susam Sokağı diye bir program vardı çocuklar için. O programı izleyerek, bir şeyler görerek okuma yazma öğrendim. Hayal meyal hatırlıyorum tabii ki. Aldığım rüya kitaplarını gelen misafirlere okumaya çalışırdım. Bir şekilde bildiğim bilgileri onlara aktarmaya çalışırdım. İlkokula başladığımda dahi beni birinci sınıfa almadılar. Direkt bu üçüncü sınıf statüsünde dediler benim için. Ama annem temel eğitimimi almam adına birinci sınıftan başlattı beni. Kaç kardeşsiniz? Ben tekim. Ha, tek evlatsınız. Tek çocuğum. Genelde de yalnız olduğum için ve sürekli ya ayrı anne babadan dolayı yalnız yaşadığım için bu tarz şeylere daha çok Anne eğilim oldu. babadan, anneden de mi ayrı yaşıyorsunuz? Şu an tek yaşıyorum, bir yaklaşık 7 senedir. Ama hayatım, çocukluğum bir annede, Anne bir evlendi babada. mi? Annem evli. Evlendi. Yeni bir hayata geçince sen de kendi hayatımı ben ayaklarımın üzerinde. Anneye Getirdim. aşıksın galiba ama. Tabii ki de öyle. Benim tek Babanı da arkadaşımdır. affet bence. Yani senin gibi böyle bir yazar bir adama akıl vermek istemiyorum ama Estağfurullah. bana göre babayı da affet yani. İnsanlar belki uyuşamadıkları insanlarla veya aralarında sevgi olmadan belki bir sürü o hataları yapan mesela eşler var. Şimdi bu kadar bir sürü eşler hepsi birbirine aşık olarak çocuklar dünyaya gelmiyor ama sevgili yani sevgiyle oluşan bir çocuk tabii ki çok başka bir noktaya taşınıyor. Tabii ki. Mahrum kalmanız adına çok üzüldüm şahsen. Ben mesela annem ve babam birbirlerine çok aşıklardı. Ve bu benim ruhuma da sirayet ediyor. Ben çok mutluyum. Ama mutsuzluğunuzu yansıtarak, o sirayet ederek hayata tutunmak çok çok zor. Kesinlikle. Yine de çok tebrik ederim yani. Tutunmuşsunuz, başarılı olmuşsunuz, kitaplarınız satıyor. Ve kitaplarınız çok satanlarda ikinci kitabınızı da yazmışsınız evet. Ve burada da ben gidiyorum diyorsunuz. Hem Tabii. de bununla ilgili mevcut olan hani zaten bir sürü böyle
şahıslar var, ben bu konunun uzmanıyım falan diye yalan Google'a giriyorlar, yapıyorlar kitapları vesaire. Tabii ki. Zaten bu kitaplar araştırma kitapları. Herkes birbirinden destek alarak. Sizin destek almış olduğunuz kişi kim? Soru da ne uzun oldu ama nereye geldi? Estağfurullah. Tabii ki özellikle ben eski çağ mitoloji hayranı birisi olduğum için eski çağ kitapları çok okurum. Çok araştırırım. Google'da olsun ya da elime mevcut bir kitap alıp da bunları araştırırım. Ama sadece araştırmakla da yetmiyor bilirsiniz. Bunları kafada sentezlemek gerekiyor. O çağın insanın aklıyla düşünmek gerekiyor. Hani bazı şeylere inanıyorlar belki bundan 10 bin sene önceki insan ama neden inanıyor? Bunun kafasına girerek bu düşünceyi yaymak gerekiyor. Bu nedenle ben de 10 bin sene önceki insanın da aklına girerek ya da 10 bin yıl sonraki insanın da aklına girerek mevcut düşünce sistemini bu şekilde yaydım diyebilirim. Peki, birinci kitaptan sonra hemen ikinci kitap erken değil mi? Aslında şöyle söyleyeyim size, benim şu an kenarda 40'a yakın bir roman özetim var. Öyle mi? Evet. Bol bol yazıyorsunuz, kenara atıyorsunuz. Tabii, evet. 2 sayfa, 3 sayfa şeklinde. Bir kitabı ne kadar zamanda yazıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Çok hızlı kitap yazmak çok başarılı bir şey. Yok değil tabii ki de. Çünkü derin araştırmalara girmek gerekiyor. Bunlar araştırması yapılması gereken kitap. Mutlaka mutlaka. Ben şöyle söyleyeyim. Bu enkarneyi ben yazdıktan sonra tekrar okuduğumda bir okuyucu gözüyle bazı noktaları benim bir okuyucu olarak bilmem gerekiyor. Bu yazar bunu yazmış ama gerçekten öyle bir şey var mı diye kendimi eleştiriyorum. Giriyorum, araştırıyorum. Aa gerçekten de varmış. Gerçekten dediği şey doğruymuş. Enkarneye ne kadar inanıyorsunuz? Enkarneye inanıyorum çünkü şuna inanırım. Yaratıcımızın bize bahşettiği bir sınav var aslında. Bu sınavı geçmek adına sürekli... Kader dediğimiz şeyde biri tali yol, biri otoban. Yolu kendin seçiyorsun aslında. Yani doğru mutlaka. Yolu eğer bulursan bir üst level'a geçiyorsun. Yani bir üst aynen. Statüye geçiyorsun. İnsan olarak da eğer bir daha bedenleneceksen de bir üst bilince geçiyorsun. Bu bizatihi sanal bir oyun, vizyon. Mutlaka, mutlaka. Örneğin siz bu hayatınızda kadınlara karşı böyle duyarsızsınız nefret. Diyelim. Nefret. Nefret ya da şiddet. Aşkın Bey, örnek evet. veriyorum ben bir askerim. Hı hı. Askere gittim. Evli de eşim. Askerden dönüyorum. Hı hı. Bir önceki enkarnemi anlatıyorum. Döndüğümde eşim beni aldatırken birini yakalıyorum. Hı hı. Ve onu öldürüyorum. Adamı da öldürüyorum. Evet. Bunun ödeşmesi bir sonraki enkarnede yaşanıyor mu? Size şöyle söyleyeyim. Benim inandığım ve araştırmalarım neticesinde siz bir insanın hayatına, sınavına engel olduğunuz için sizin ışığınız tamamen sönüyor. Yani tekrar bir enkarnasyon yaşamıyorsunuz. Çünkü kendinizi geliştirmek adına bir seçeneğiniz yok. Bir insanın seçeneğine engel olmuşsunuz. Bazı günahlar vardır, bazı kıstaslar vardır. Yani cinayet işleyenler bir daha inkarnı olamıyor mu? Kesinlikle. Çünkü kendisini geliştirmesine gereken bir şey yok. Eğer tekrar enkarnı olsa bu sefer de kötü insanlar kazanmış başlayacak. Olacak. Kötü insanlar kazanmış olacak bir şekilde. Hani bunun da bir boyutu var. Tecavüz gibi olsun ya da bir insanı öldürmek, bir insanın sağlığına, sınavına engel olmak gibi şeyler. Bu durumda sönüyorsunuz. Ama diyelim küçük şeyler vardır. Yani yanlış kararları verirseniz bir anda enkarne yenilenmiyor. Tabii ki. Peki bir soru daha o zaman. Buyurun ben biliyorsunuz kimliğimle ilgili rahat biriyim. Tabii önüme gelene. Herkesi konu geçmediğim gibi aklıma gelen de her şeyi söyleyen biriyim. Tabii ki. Peki, cinsiyetle ilgili örnek veriyorum. Bir kadın sonradan bir sonraki enkarnede erkek olabiliyor mu? Tabii ki olabilir. Aynı zamanda şu hayatımızda da mesela ben de bir anneyim. Neden bir anneyim? Benim evde papağanım var. Onun anneliğini yapıyorum. Hani bu cinsiyet aslında bizim bir şekilde uydurduğumuz, yani bedene uydurduğumuz bir şey olarak görüyorum. Siz bir baba da olabilirsiniz, siz bir anne de olabilirsiniz. Bu insanın vicdanına kalmış bir şey. Yani elbise gibi. Elbise, ben kıyafet yani, diyorum. Yani keselim biçelim. Ben kıyafet diyorum. Yapılan bedene. Estetikler, cinsiyet değişimleri, bir sonraki sınava tabi değil onlar. Yok, bu sizin seçmiş olduğunuz bir şey. Yani bunun ama insan hayatını öldürdüğünüzde... Başka bir insanın yol haritasını bozduğunuz için ceza alıyorsunuz. Mutlaka. Bu fikre nereden vardınız? Dediğim gibi... Araştırmalarınız. Araştırma. Ben Budizm'de özellikle karma felsefesine çok inanırım.
Karma felsefesinde de birkaç. Aynen. Karma felsefesindeki. Karma felsefesinin zaten mantığı ne ekersen onu biçersin. Aynen. Sen bir insanı öldürüp onun ışığını tamamen söndürüyorsan onu biçersin, senin de ışığın tamamen söner. Peki yani daha önce kendi inkarnenize hiç baktınız mı? Neydim ben diye. Hep de böyle şey oldular, millet kral oluyor. Ulan o kadar çok mu kral var yani? Ben çok inanmıyorum yani. Yani düşünsenize, kime sorsam ben kraldım, ben prensestim. Ya hiç mi? Mutlaka. O nokta nokta yok. Hiç mi pazarcı yok? Hiç mi köylü yok yani? O zaman herkes kral. Yani mutlaka. Kral ikonunu almışlar, yeni PlayStation'a oyuna girmişler gibi mi? Nasıl? Mutlaka. Şöyle söyleyeyim, ben bir önceki enkarnemle ilgili herhangi bir araştırma yapmadım fakat boğularak öldürüldüğümü biliyorum. Bunu da nereden biliyorum? 27 yaşında boğularak öldürüldüm ben. Ben kaç yaşındasınız şimdi? Şu an 33 yaşındayım. Geçmişiniz, boğulmayacaksınız. Ben boğacağım sizi biraz sonra. Peki. Evet, devam. Şuradan vardım bu kanıya da. Yine aynı şekilde kendi üzerime düştüm. Ben 27 yaşında nefes darlığı geçirmeye başladım. Örneğin kazak giysem öğürüyorum ya da şu boğazıma bir şey değilse öğürüyorum. Bir şekilde boğaz konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Sanki boğuluyor hissine kapılıyorum. Diş macunu dahi görsem ya da bir şey görsem boğuluyorum. Bu nedenle de korkunç. Yani bir önceki enkarne bir sonraki enkarneye tesir ediyor. Tabii tesir ediyor. Yaşam olarak da tesir ediyor. Mutlaka. Tavır olarak da. Mutlaka. Karakter anlamında da söylüyorum. Mutlaka. Birbirine farklı bir karakter oluşmuyor mu? Yani beden yaratılıyor da karakter niye değişmiyor? Bir şeyler kalıyor. Örneğin siz bir insanı görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunu daha önceden gördüm. Ya da bir olay yaşıyorsunuz. Ben bunu daha önceden yaşadım. Çünkü onu yaşadınız zaten. Çünkü o kişiyi gördünüz zaten. Benim en merak ettiğim şeylerden biri. Bir insan öldü. Hı hı. Öldükten ne kadar sonra bir daha geliyor? Bu seçeneğine bağlı. Ayrıca enkarnasyonun yeniden bebek olarak doğmasına gerek yok. Bir travma yaşadığında da bir enkarne olabilir. Örneğin siz bir arkadaşınız var diyelim. Kaç yaşında? 30 yaşında. Çok iyi, mülayim bir insan. Fakat başına bir iş geliyor ve bir anda farklı bir insan oluyor. Siz diyorsunuz ki tanıdığım Ahmet bu değil ya da tanıdığım Ayşe bu değil diyorsunuz. Aslında o bir şekilde enkarne olmuş bir beden olmuş oluyor. Yani, tamamen farklı bir insan olmuş oluyor. Bir bedende, bir varoluşta birkaç karaktere mesela uydurum çok mülayim bir insan olarak hayata başlayabilir. Hı hı. İşin ortasında o mülayimliği güç ve saltanata çevrilebilir. Ama uyduruyorum, orta yaşı geçtikten sonra da o gücünden kirlenmesiyle, zehirlenmesiyle katil olabilir. Veya mutlaka. Ölüm talimatları verebilir. O zaman? Mutlaka olabilir. Keza Cengiz Han da öyle mesela. Çok zorluklar çekiyor kendisi. Esir olarak düşüyor, köle tacını ve daha sonra buna bir imkan verildiği zaman büyük bir katliama dönüştürüyor. Dünyanın 1/3 kısmını zaten alıyor ve büyük bir katliamlar yol açıyor ama daha önceden ezilmiş bir çocuk. Bir insana yetki verirsiniz, aslında bu da bir sınavdır. Sizi alıp da bir elinize baltayı verdikleri zaman ne yapacaksınız? Yaratıcı aslında bunu denemek istiyor. O baltayı kırıp atacak mısınız yoksa güç saltanat bende diye idam mı edeceksiniz, cellat mı olacaksınız? Bunlar da bir sınav aslında. Ve o dediğiniz kişiler aslında sınavı geçemiyor. Çünkü mevcut düzenini bozmuş oluyorlar. Peki insanlar reenkarnasyon nasıl baktırabiliyor? Yani ben daha önce neydim diye nasıl yatıyor, hipnoz mu yapılıyor, ne yapılıyor? Aynen, hipnozla araştırılıyor bu durumlar. Ben hiç yaptırmadım açıkçası. Korkuyorum da hani bu tarz şeylerden. Çünkü geçmişi bildiğin zaman... Ama geçmişi bildiğin zaman değil. Bunların hepsine inanmak mı lazım hipnozla yapılan? İnançlı. Uyduruk uyduruk geliyorlar mesela. İnançlı olmak şart. Zaten evrenin düzeni zaten inanç. İnanmalısınız. Hani sıfır inançla ben böyle şeylere inanmıyorum derseniz hiçbir şey zaten size etki etmeyecektir. Ama inançlıysanız o inanç ruhunuza işleyecek, beyninize işleyecek ve size geçmişi gösterecektir. Geçmişte gördüklerimiz geleceğimizi etkileyecek mi? Mutlaka etkileyecek. Baktırmamak mı lazım? Ben korkuyorum. Bence baktırılmaması gerekiyor. Bence mevcut düzeni insanlar korumalı ve daha nasıl daha iyi olabilirim çabasına geçmeliler. Peki insanlar kendilerine ilgili dayanamayıp baktırdıklarında bilinç transferi olurken hani o uyanmada bazı veri kayıpları nasıl bilgisayarda oluyor transfer yapılırken? Veri kayıpları yaşayanlar var. Ben inceledim olayı. Evet, beyni yanan insanlar oluyor.
farklı şeyler görüyorum diye korkuları oluyor. Mutlaka. O geçişten vesaire. Mutlaka. Doğru olan, mevcut olan, gelmiş olduğun bedeninde yaşayacağın enkarneyi tamamlayabilmek, değil mi? Tabii bu seviyeyi güzel bir şekilde atlatın. Boş verin, geçmişte yaşadıklarınızı bir perde çekin. Geleceği de boş verin. Siz hangi seviyeyi şey. Yakaladınız orada? Şu an mı? Şu an ben iyi bir insan olma yolundayım. Yani çevremdeki insanlar benim için iyi bir insan diyorsa aslında ben yaratıcımızın katında iyi olma yolundayım demektir. Çok şükür çevremde bu şekilde iyi izlenimler bırakıyorum. İyi karşılıklar alıyorum. Bu da benim sınavda doğru yolda ilerlediğimi gösteriyor. Sınavda doğru yolda ilerlersek o sınav bize ne hediyeler oluyor? Şöyle söyleyeyim. Cennet cennet dedikleri birkaç köşk, birkaç huri, bana seni gerek seni diye bir söz var. Ben mesela şahsen cennet istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece o büyük yaratıcımızın karşısında çıkabileyim ve onunla karşısında diz çöküp onunla sohbet edebileyim. Onun o nur yüzünü görebileyim. Benim inancım bu şekilde. Yaradan'a. Tabii o Yaradan'ı bir şekilde görebileyim. O büyük enerjiyi, parçası olduğum o büyük enerjiye kavuşabileyim. Benim asıl isteğim bu. Yani diyorsun ki Allah hepimizin en büyük aşkı vicdanımızda da biz onun nefesinden var olduysak. Mutlaka. Onun çocuklarıyız biz. Mutlaka. Ona aitiz biz. Mutlaka. Ben aslına şükreden, Rabbime secde eden bir kul olarak ben de mesela şunu diyorum. İsterdim ki şeytan içime girsin, Allah'a secde ettirecek kadar aşığım. Şimdi iman, hani imanla paranın kimde olduğu belli olmaz. Tabii. Dedikleri. İnanç, bu tür kitaplar insanların inancını bozuyor mu? Tam tersine. İnancı yani tetikliyor, Allah'a yaklaştırıyor mu yoksa bozuyor mu? Bu enkarne kitabını okuyup da sevgisiz kalan hiçbir insan olamaz. Okuyanların söylediği tamamen sevgi üzerine kurulmuş bir kitap. Yani kitapta zaten kitabı ben kısaca özetlersem yaratıcıya kavuşmak adına sürekli kendini geliştiren, yeni bedenlerde mükemmel olma çabasına giren ve neticesinde yaratıcıya kavuşan mükemmel insanı kamil dediğimiz olay aslında. Mükemmelliğe doğru giden, işte hayvan sevgisini benimseyen, kadınlara karşı saygı benimseyen. Hayvanlarda hemen aklıma gelmişken kaçırmak istemiyorum. Tabii. Hayvanların enkarnesi var mı? Tabii. Karma sisteminde de aynı şekilde bu var. Hayvanlar da yani reenkarnasyon olabiliyor. Tabii onlar ya da siz bir enkarne insan. Enkarne oluyor yani. Mutlaka çünkü. Hayvan hayvan olarak mı? Köpek köpek olarak mı geliyor? Yok. Yoksa insan mı oluyor? Başka bir şey mi oluyor? Kelebek mi oluyor? İnsan da hayvan olabilir, hayvan da insan olabilir. Çünkü eğer hayvan hayvan olarak kalır, biz insan insan olarak kalır dersek ayrıştırma olmuş oluyor. Ben ayrıma tamamen karşıyım. Aslında hepimiz bir enerjiyiz. Yani şu sevdiğimiz masasında. Köpek bizim bir babamız da olabilir. Tabii bazen oluyor böyle şeyler. Televizyonlarda duyuyoruz yani ölmüş babamı çok benziyor. Onun hareketlerini yapıyor dediğimiz. Köpek mi benziyor? Kediler, köpeklerine hareketler karakterleri, olsun. Karakterleri, hayvanların, kuş mutlaka. Atıyorum vesaire. Kesinlikle. Bunları söyleyenler oluyor. Keza ben bütünlükten yanayım. Yani sevgi, enerji yani o hayvanlar da tabii ki bizden. Biz de onlardan. Aslında evrenin tamamı biziz. Yani canlı, cansız her şey bir enerji. Ondan geldik, ona gideceğiz. Bu nedenle ben ayrıştırma gözetmeden tabii ki hayvanda enkarne olabilir. Tabii ki insanda hayvana enkarne olabilir. Çünkü bunları da deneyimlememiz gerekiyor. Peki, tüm bunları deneyimlerken karma yaşayabilir miyiz? Yani, ya ben bu kitabı okudum da çok tırstım. Korktum kardeşim. Denile de bilinir yani. Mutlaka. İçinde korkunç bir şey mi var? Hiç korkunç bir şey yok. Bilimsel bir şey mi var? Şöyle hani kapağı ne kadar böyle ilgi çekici olsa da içi tamamen sevgi, sevgi, sevgi. Yani tamamen sevgi üzerine yani kurulu. Yani ana çekirdeğimizi, öz çekirdeğimizi bize anlatarak yani geldiğimiz noktadan gideceğimiz noktaya o yolculuk hikayesindeki yapmamız gereken yol rehberi gibi bir şey. Evet, bir çocuğun başından geçen hayat hikayesi bu enkarne. O çocuğun mükemmelliğe doğru ilerlemesi. Ya ilk başta tabii ki hiçbir şeyin farkında değil. Normal yaşıyor. Aslında tesadüf dediğimiz olayların üzerine gitmeliyiz. Hiçbirimiz hani tesadüf deyip geçiyoruz. Aslında buradaki o bizim tamamlamamız gereken bir program. Tabii tabii tabii. Acaba yani biz program mı satın alıp geliyoruz? Aslında program bizim beynimizde. Fakat biz çalıştırmasını bilmiyoruz. Yani tamamen köreltiyoruz, sistemi çökertiyoruz. Peki sistemi her ne kadar çökertmiş de olmuş olsak, yani çöktüğünü düşün.
tekrardan yeniden motive olabiliyoruz. Mesela uydurum çok büyük bir aşk yaşıyoruz ama hayatımızda bir daha kimseyi sevmeyeceğiz gibi düşünüyoruz. Bir anda bakıyoruz ki seveceğimiz insanları görüyoruz, tekrardan yeniden seviyoruz. Aslında tekrardan var olmak sevginin ana temeli mi? Aşk, aşk, aşk. Yani her şey bir aşk olmalı. Allah'a aşk, duaya aşk, hayvana tabii aşk, kendine aşk. Tabii ben arkadaşlarıma aşığım, ben anneme aşığım. Yani hatta psikopatça düşüneyim. Ben şu bardağa aşığım. Neden? Çünkü yaratıcının verdiği beyinle yaratılmış bir varlık. Yani her şey aslında ruh aşık olmak gerekiyor. Ruh dediğimiz şey ne o zaman? Nasıl? Ruh dediğimiz şey. Ruh dediğimiz şey... Veri transferi mi? Şöyle, aslında ben sadece canlıların değil, cansız varlıkların da ruhu olduğuna inanıyorum. Çünkü... Mesela? Örneğin... Bir şeye yanlış baktığınız zaman, cansız bir şeye, yani bazen şu masanın canı var mı? Ona canlı gözüyle bakarsanız ve onu severseniz aslında verimli şeyler alabiliyorsunuz. Nesnelerden yani buradan bir sürü konuklardan bilgi alıyorsun. Mesela bu masa herhalde binlerce insanı ağırlamıştır. Mutlaka. Yani burada 3 tane stüdyo var. Aşağıda da 2 stüdyo. Toplam 5 stüdyoda 95 bin konuk ağırlanmış. Şimdi bu 95 bin konu bu masalardan herhalde bu 20 bin tane ağırlamıştır. Hı hı. Şimdi 20 bin tane konuk ağırlayan bir masa onları duyuyor, hissediyor mu? Eğer siz ona inanıyorsanız mutlaka öyledir. Şöyle düşünelim, bir arabanız var diyelim. O arabaya sevgiyle yaklaşmayıp o arabaya karşı böyle bir olumsuz tavır. Araba yolda bile bozuluyor ya. Benim bozuluyor. Başıma geldi ya. Bozuluyor. Ama sevginizi verdiğin zaman istem dışı bir şekilde, yani yaratıcının verdiği mesela, için bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir tane cipim var. Mevcut olan o cipimde çok seviyorum onu. Çok hayalimde. Ona bir şey olmuyor. Ne yapsam. Ama başına neler geldi. Hı hı. Ama diğer arabalarımla ilgili yani aynı sevgi değişebilir, onun yerine başka alabilirim, makam arabamı veya spor arabamı vesaire. Ama o ters olukla, yani garibanlıkla almış olduğum o jipim her daim yerinde. Her daim yerinde. Yani ve ona bir şey olmuyor. Sanki araba kendi kendine yeniliyor. Yani cisimlerin de kendi ruhunu, o iletişimi kurduğunu ben o arabamda gördüm, biliyor musunuz? Enteresan. Mutlaka Seyhan Hanım, mutlaka. Çünkü size yansıyor. Siz onu seviyorsunuz, o arabayı, ve o arabanın sevgisi size yansıyor. Dediğim gibi ruh dediğimiz aslında bir enerji. Enerji dediğimizde sadece hani canlılarda bulunan ve öldüğümüz zaman bizi terk edecek olan ruh değil. Her şey bir enerji. Peki hayatta. Sıçrama? Kitap mı? Evet. Sıçrama da şöyle bir şey. Yataktan sıçrama olarak değil, kuantum sıçrama tarzında. Böyle bir paralel evrende sıçramalar üzerine kurulu kitap. Paralel evren ne? Paralel evren... Ben biliyorum. Ben yani bilmediğim şeyi soruyorum zaten. Evet. Tabii ki. Paralel evren şu. Örneğin siz bir karar vereceksiniz. Bir yere gitmek ya da gitmemek. Evrene de soruyorsun. Olumlama. Bundan daha iyi nasıl olabilir? Evren duyup cevap veriyor mu bize, sıçramamıza? Şöyle. O sizin niyetinize bağlı. Eğer niyetiniz temizse zaten yolunuz açılıyor. Bir şekilde yolunuz açılıyor. Siz hiçbir zaman boğulmazsınız. Çünkü sizin niyetinize göre. Ama niyetiniz pisse, hani ben bir şey istiyorum, ben şunu istiyorum diye sanki böyle yaratıcıyı ya da evreni size yardıma muhtaç bir insan olarak gösterip bana bunları sağla derseniz bu evren size yansımaz. Şirketiniz ne, çalıştığınız şirket? Ben müşavir olarak, yani muhasebeci olarak yapmış olduğu şirkette. Muhasebe uzmanıyım, lojistik üzerine. Lojistik. Peki, bu sıçrama... Bir nevi sıçrama taşı gibi düşünmek lazım hayatın içerisinde, değil mi, kendimize? Sıçrayabiliriz yani. Tabii. Bir üstte ekonomik anlamda, düşsel bazda, ne bileyim, hı, kötülüklerden arınarak sıçrama, paralel evrene, o bilince, üst bilince ulaşma, hı hı, yani yardım alabileceğimiz konularda, bilgilerde, aşklarda, inanç özgürlüğünde, aşk özgürlüğünde, mutlaka, gitgide kendimizi geliştirme. Yani bir öncekinden bir sonrakine daha iyi gitme. Onu mu anlatıyor? Mutlaka sizin niyetinize bağlı sıçrama. Tam zaten. Tam ne anlatıyor sıçrama? Bu sıçrama kitabında içinde Albert Einstein, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, yani Abdülhamit Han gibi sıçrayan adamlar. Bunlarla yine bir çocuğun başından geçen bir hikaye. Paralel evrende sıçramalar yaparak onların boyutuna ulaşıyor ve onlarla sohbetler ediyor. Onlarla sohbetler ediyor. Yani günümüze mi uyarlanıyor?
Onların hayat hikayelerini ben araştırdım. Düşünce yapılarını araştırdım kez. Hani Yani sadece siz olmuyor. aslında burada biraz da şey yapmışsınız. Bir çocuğun düşsel olarak onlarla sohbet edip günümüze uyarlayarak aslında ne mesaj verdiklerini aktarmışsınız. Mutlaka Ana yani detayında. çok Yani aslında bir nevi şifre çözücü gibi. ben çok severim. Özellikle Dan Brown kitaplarını olsun, filmleri de keza onun var. Ben böyle şifrelemek kitaplarını çok severim. Yani örneğin siz şu Bilim enkarneyi kurguyu da okudunuz. seviyorsunuz. Çok severim. Bilim kurgu, fantastik, gizem. Şimdi bu kitapların hepsi fantastik mi yoksa temel olarak gerçek anlamda düşsel analiz kitapları gibi mi? Fantastik diyemem çünkü gerçeklik payları çok yüksek. Örneğin ben bu kişilerle, Tesla gibi kişilerle sohbet ederken bu kitapta onların hayat hikayelerini onların dilinden dinledim. Size çok ilginç de bir şey söyleyeyim. Evet. İkinci kitabı yazıyorum ben, Sıçrama 2'yi. Sıçrama 2'de de Hasan Sabbah ile sohbet var. Hasan Sabbah'la ve ben onunla rüyamda sohbet ettim. Rüyamda, gerçekten rüyamda ettiğim sohbetleri ertesi günü kitaba aktardım. Yani Yani kendileriyle rüyalar üzerinden sohbetler kuruyorum. benim de Yani mesela bir yazım var. Lütfen bakın internette. Günaydın Gazetesi'nin de yazarken, onun köşe yazarıyken bir hikaye yazmışım. Geçen gün önüme çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk'ü rüyamda Ergenekon zamanı, Ergenekon'dan alındığımız zaman işte bu FETÖ'cüler her türlü herkese operasyonlar çektikleri için biz de başka yerlere koymuşlar. Yemiş kafayı bu tipler. maalesef. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ü rüyamda çağırmıştım. Onun gibi bir hikaye herhalde. Lütfen bakın Harika. örtüşüyor mu diye bakın. Harika ötesi. Gerçekten. Keza zaten bu kitabın da ana kaynağı Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'le sohbet. Peki. Yaptığını var mı içinde? Tabii ki. Asıl zaten şifre bomba Mustafa Kemal Atatürk'le olan sohbetimiz. Mustafa Kemal Atatürk'le sıçrama taşlarından biri değil mi kahramanlardan? Ya Mustafa Kemal Atatürk'ü ben şöyle görüyorum. Beden değil aslında, o bir düşünce yapısı. Ben Mustafa Kemal Atatürk'üm. Siz Mustafa Kemal Atatürk'sünüz. Keza hani kendini onun Yani gibi bir gören nevi herkes felsefe haline geliyor değil mi? büyük bir felsefe, büyük bir düşünce aslında kendisi. Yani bir beden olarak görmemeliyiz kendisini. Bir beden Katılıyorum. değil. Kendisi de zaten söylüyor. Benim naçizane vücudum bir gün toprak olacaktır diyor. Kendisi de zaten bunu Herkesin söylüyor. olacağı gibi. Mutlaka. Hepimiz geldik, yaşıyoruz ve Kesinlikle. gideceğiz. Belli değil ki buradan çıkarsanız bir kaza yapabilirsiniz. Hayat. Ayağını düşer ölürsünüz. Hafıza kaybı, Allah göstermesin. Aniden Amin. gidelim de hafıza kaybı falan yaşayıp da o veri transferlerini yapmak çok zor olacak. Mutlaka. Onun için sizde de bütün transferlerinizde ve bundan sonra kitaplarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir adamdı. Bir kere sevgili izleyiciler, acayip yani adamı sıkıştırıp neredeyse ya böyle 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 dedik ama inanılmaz pozitif olmanın bu sıçrama taşlarında yani hani geçmişi öğrendik. Sıçrama taşı bir sonraki sıçramaydı. Bundan sonraki ne olabilir? Pozitiflikten sonrası mı? Hayır. Birinci enkarne. İkinci sıçradık. Üçüncü. Yansıma. Yansımalarımızı bilmeliyiz. Aa, bu böyle silsile yansıma, ondan sonra Çakışma var. çakışma, sonra buluşma. Sonrası Allah Aklın kerim. yolu bir. Sonrası Allah kerim. En sonunda da Allah kerim. Kesinlikle. Harikasın ya. Çok teşekkür ederim. Şeref verdin programıma. Şeref bana ait Onur efendim. duydum. Harika bir adamsın. Çok teşekkür ederim. O Bir bana kere aittir. acayip sıkıştırdım. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Atsana bana oradan kitapları. At da göstereyim vallahi kitapları. Ya da 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 da. Harika. Sıçrama. Gel buraya yakına. Harika. Görüyor musunuz? Enkarne. Geleyim mi? Ve çok tebrik ediyorum. Aşkın Kartal. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Öpüyorum ederim. sizi. Çok sağ olun. Sağlıcakla kalın. Çok Allah'a emanet olun. teşekkürler. Çok sağ olun.